Görünüşe göre Anişko ile Bobişko ebeveyn olmak istemiyor. Velilik yapmak istemiyorlar. Peki nasıl çözeceğiz? Ne yapacağız? Hı? Saksı zamanı. Benim saksıyla başlayalım. Mahkeme kararı. Yok, olmaz. Sinsice olur. Hala şansımız var. Mete'yi kurtarabiliriz. Daha fazla test yapalım. Hangi enfeksiyonun iliği yok ettiğini öğreniriz. 10.000 olası enfeksiyon var. Öyle değil mi? Şimdi her biri 20 dakika sürse. Ne eder? 8 sene. 4 ay. Son yapacağım testin doğru olacağını varsayarsak 4 ay. İlk yapacağım testin doğru olacağını varsayarsak 20 dakikam alır. Denemeye değer, bence doğru söylüyor. Korktuğundan böyle söylüyor. Körü körüne test yapmak bu çocuğu kurtarmaz. Test yapmamak da bu çocuğu kurtarmaz. Aile sağlıklı karar verecek durumda değil. Fena haldeler. Ah. Ne öneriyorsun? Sosyal hizmetler. Hayır. Biliyordum. Ateş, gerçekten niye geldin? Doğruyu söylesene. Yalnızsın. Pışpışlanmaya ihtiyacım var. Azıcık pışpışlar mısın beni? Ancak yaşı geçtiğini düşünüyorum. Ayıp ediyorsun ama. Neymiş pışpış yaşı? Çok ayıp. Aileyle konuş. Lütfen. Birisinin onlara doğru kararı vermezlerse diğer çocuğu da kaybedeceklerini söylemesi gerekiyor. Kabul etmeleri lazım. İki çocukları birden ölecek. Ah, burada 4 tane kadının ayrı ayrı numaraları var. Ara. Yalnızım, pışpışla falan derken bunu kastetmemiştim. Ateş, sulandırma lütfen. Temizlik şirketi bu. Hepsiyle konuştum. Tek tek. Kiminle ve neyle karşılaşacaklarını çok iyi biliyorlar. Evin berbat durumdaymış, temizlenmesi lazım. Ben eskisini istiyorum. Ondan çok memnunum. Aldığı şeyi yerine koyuyor, hiçbir şey kaybolmuyor. E tamam, yenisinden de rica edersin, yapar. Olmaz. Eskisini istiyorum. Konuşacak mısın aileyle? Hayır. O zaman keleği al. Kelek. Bebek, köpek. Hı? Al, bütün masraflar benden. Nafaka vereceğim sana her ay. Tamam, hadi. Hayır. Aramayacak mısın gerçekten? Hepsini ikna ettim, uğraştım, tek tek konuştum. Sen aileyle konuşacak mısın? Hayır. O zaman al. Konuşmayacaksın. Hayır. Peki. Ateş. Tek başına kararlar vermeye çalışma. Uyarıyorum seni, tamam mı? Tamam.